Zalimse bir kurum, zalimse bir iktidar, bunu söylemekle mükellefiz. Sizler zalimsiniz. Sizler zalimlerin yanında olan zalimlersiniz. Sizler Allah subhanahu ve teala'nın mazlum dediği insanlara, onlarla Allah'ın arasında dua konusunda bir perdenin olmadığı insanlara, zulmeden insanlara destek verdiniz. Siz bu insanların arkasından gittiniz. Ne için? Para için, mal için. Bugün Türkiye'nin suyunu indiren İsrail mi? Bugün Türkiye'nin rüzgarını gönderen, bugün Türkiye'nin havasını, oksijenini gönderen ve bizleri yaratan İsrail mi ki siz bu kadar Allah'tan başka İsrail'e ibadet ediyorsunuz, İsrail gibi bir devleti ilah edinmişsiniz ve onun peşinden gidiyorsunuz ve ondan, Allah'tan daha fazla korkuyorsunuz. Allah subhanahu ve teala'nın laneti bütün zalimlerin üzerine olsun, ister bu TÜİK olsun, ister Erdoğan olsun, ister kim olursa olsun, ister babam olsun, ister annem olsun, hiç fark etmez. Allah subhanahu ve teala'nın laneti bütün zalimlerin, bütün şirk sistemlerinin, bütün bu sistemleri ayakta tutmak için mücadele eden ve mazlumlara zulmeden zalimlerin üzerine olsun. Allah subhanahu ve teala bu tür insanları yeryüzünden silsin ve bundan önce emsali olmayan bir azapla azaplandırsın. Ya o insanların durumuna bakıp gerçek manada halen bu ameli yapmalarını gerçek manada insanlıkla bağdaştıramıyorum ya. Bir insan olarak o videoları izleyen, o videoları gören insanlar halen böyle bir amelde bulunuyor iseler, o insanlar kesinlikle ve kesinlikle araştırılması lazım. O insanlar ele alınması lazım. Yahu siz bu kararı nasıl verebildiniz diye gerçekten sorgulanması lazım ve onların verdiği cevabı bütün dünya duyması lazım ya. Sizler bu kadar zulmü, bu kadar zalimliği nasıl yapabiliyorsunuz? Ulan biz Adolf Hitler'le alakalı, Yahudilere yapılan zulümlerle alakalı belgesellerde, kitaplarda o bilgilere eriştiğimiz zaman bir insan bu kadar mı alçalabilir diyoruz. Bir insan bu kadar mı zavallı olabilir, bu kadar mı canileşebilir? Nasıl olur da bir insanın üzerinde böyle deneyler yapılmış, nasıl olur da bir insana böyle işkenceler yapılmış diyor. Nasıl olur da öldürme seçeneklerinden bu seçilebilir diyerek o insanların nasıl bir varlık olduğunu, nasıl hayvanlaştığını görürken şimdi bugün bu zulmü yapan insanlara destek veren insanlara nasıl bakacağız?